Şimdi bugün sabah 10-15'te başladık, yine 10 çeyrek geçe başladık. Rusya'nın Ukrayna işgalini çeşitli boyutlarıyla konuştuk. Sonraki oturumda da Rusya'da göç, kimlik ve güvenlik başlığıyla bir takım sunumlar yapıldı. Şimdi bu sunumumuz, bu oturumumuz Türk dış politikası etrafında dönen o eksende tartışmalar açacağını umduğum konuşmalardan müteşekkil. Ben sözü uzatmadan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Özkan Hocam'a sözü vereyim. Hocam buyurun lütfen. Hocam teşekkür ederim. Tüm katılımcı hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz ve dinleyici hocalarımıza da aynı şekilde. Şimdi bugün Türk dış politikası tartışmaları ekseninde toplam 6 sunumumuz gözüküyor. Marmara Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Burcu Ermeydan hocamız. Yine Çanakkale 18 Mart'tan Doktor Yücel Baştan hocamız. MEF Üniversitesi'nden Doktor Cansu Güleç hocamız. Uludağ Üniversitesi'nden Onur Gürel Hoca ve Gözde Kılıç hocamız var. Pop Üniversitesi'nden. Fakat Gözde Kılıç hocamız şu an ben göremiyorum ama burada mı? Belki daha sonra katılır. Buradaki sıralamaya göre gideriz. En son benim de o bir sunumum var. Ben en son sunumu yaparım. Şimdi bir sonraki oturum 14-15'te başlayacağı için ve toplam şu an 6 tane gözüküyor. 5 hocamız burada. 10'ar dakikayla isterseniz kısıtlayalım. Sonrasında belki soru cevapla biraz daha eksik kalan noktaları açma fırsatı buluruz. Ama öncesinde bir herkes en azından bir 10 dakikalık periyotta bu süreci tamamlamış olsun. Yani en azından kendi sunumlarıyla alakalı ana hatları bizlerle paylaşmış olur. Bu sebeple hani biraz böyle süre konusunda arada bir hatırlatma yaparım. Lütfen şimdiden kusura bakmayın. Böyle kronometreyle takip etmeye çalışacağım hatta. 10'ar dakikalık periyotlarla sunumlarımıza başlayabiliriz. Öncelikli olarak Burcu hocamıza sözü bırakıyorum. Yüksek öğretim seviyesinde Çin-Türkiye ilişkileri. Akademik İpek Yolu'nun Türkiye yansımaları başlıklı sunumuyla şu an bizimle beraber hocamız. Hocam lütfen buyurun. Teşekkürler hocam. Şimdi sunumu paylaşayım sizlerle. Çünkü bir sürü veri olan bir sunumum olacak. Slaytım görülebiliyor mu hocam? Hocam şu an bana gelmedi ama Bir daha açıyorum. Şu an. Ceylin hocam sizde var mı Yok görüntü? hocam, şu an gözükmüyor. Burcu hocam gözükmüyor Henüz maalesef. gelmedi bize. Şöyle görünmekte mi hocam? Tamam, şimdi oldu. Evet geldi hocam. Tamam, böyle devam edeceğim. Muhtemelen bir sıkıntı çıkıyor tam ekran paylaşmayla ilgili. Yarın falan devam edeceğim. Hocalarım öncelikle herkese tekrardan merhabalar diliyorum. En kısa sürede nasıl sunumu toparlayacağımı düşündüğüm için biraz hızlı hareket edeceğim. Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam İlkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Anladığım kadarıyla diğer sunumlar daha fazla siyasi, ekonomi boyutuna girecek Türk dış politikası, dış ilişkilerinin en azından. Ama ben daha farklı bir seviyeden Türkiye-Çin ilişkilerine bakmak istedim. Yüksek öğretim seviyesinde ilişkilerin boyutu nerede sorusundan yola çıktım. Çünkü zaten Türkiye-Çin arasındaki ilişkilerin hem siyasi hem ekonomi boyutu hakkındaki literatür hem gelişmekte hem bazı eksikleri olan bir literatür. Peki yüksek öğretim kurumunda ne seviyedeyiz durumun? Yüksek öğretim kurumları seviyesinde neredeyiz? Çin'le ne ölçüde çalışıyoruz? Ne ölçüde ilişkilerimiz var sorusundan yola çıktım. Burada kendime üç temel araştırma parametresi belirledim. İlk olarak Türkiye'de eğitim alan Çinli öğrencilerin sayılarından yola çıktım. İkincisi yüksek öğretim kurumları seviyesinde Çin'e yönelik araştırma merkezleri
ve kurumsal bazı yapılanmaların güncel durumlarını inceledim. Üçüncü olarak da Çinli ve Türk akademisyenlerin ortak yayın performansına baktım. Bunun için de temelde incelediğim veriler Yükseköğretim Kurumumuzun verileri, üniversite web siteleri ve araştırma merkezleri raporları ve temelde Web of Science verilerini kullandım. Uzun uzun maalesef her parametre için belki analiz sunamayacağım. Tam metni paylaştım. İnşallah okuma fırsatınız olur. Ama ilk değineceğimiz husus aslında Türkiye'deki Çinli öğrenci sayısı. 10 yıllık periyotta baktığımızda özellikle pandemi dönemine kadar yani 2020'ye kadar kayda değer ve sürekli bir artış gözlemlemekteyiz. En fazla lisans öğrencisi olmak üzere. Doktora, yüksek lisans ve ön lisans seviyesinde çok fazla Çinli öğrenciyi alıyoruz. En azından artan bir trendde Çinli öğrenci seviyesinde bir artış var Türkiye'deki tüm yüksek öğretim kurumları özelinde. Fakat çoğunlukla aslında Çinli öğrenciler belli odaklarda odaklandıkları üniversitelere geliyorlar. Bu da 2022 verileri temel alındığında en fazla bünyesinde Çinli öğrenciye ev sahipliği yapan üniversiteler listesinde ilk 10 üniversite. Açık ara İstanbul Üniversitesi'nin çok önde olduğunu görüyoruz. Bunun 2013 versiyonunda ise yine ağırlıklı olarak İstanbul Üniversitesi ön plandaymış ama Ankara, Marmara gibi devlet üniversiteleri çok ön plandaymış. Bu listede 10 yıllık değişimde farklı olarak vakıf üniversitelerinin çok ön plana geçtiğini görüyoruz. Üniversitelerde şöyle bir durum var. Çinli öğrenci sayısı artışı göstermekle beraber üniversiteler bazında da homojen bir dağılım yok açık bir şekilde. Aynı şekilde şehir bazında da Çinli öğrenciler arası için aslında homojen bir dağılım yok. Bu haritada Çinli öğrencilerin Türkiye genelindeki şehirlerdeki dağılımını görüyoruz. Kırmızı noktaların büyüklüğü en fazla yoğunluk olan noktaları gösteriyor. İstanbul kaçınılmaz olarak yüksek bir sayıya sahip. Ama dikkat çeken Konya, Karabük, Kastamonu, Kahramanmaraş gibi hatta Erzurum gibi yerlerde öğrenci sayısının yüksek olması, bunların ekstra alan araştırması, analiz edilmesiye değer olduğunu düşünüyorum. Baktığım ikinci parametre ise yükseköğretim kurumları seviyesinde Çin araştırmalarının ne yönde olduğuydu. Çünkü Çin bizim için aslında büyük bir bilinmezlik de gösteriyor. Bu amaçla bakılabilecek ilk kurumsal yapı, en bilindik kurumsal yapı Konfüçyüs Enstitüleri. Konfüçyüs Enstitüleri temelde aslında Çin dili üzerine eğitim vermek, Çin kültürünü tanıtmak için Çin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tarafından başlatılan bir program çerçevesinde kuruluyor ve Çin'de bir ortak partneri olan bir yüksek öğretim kurumunun Türkiye'de enstitünün altyapısını oluşturmasıyla sürdürülüyor etkinliklerini. 4 tane Konfüçyüs Enstitüsü'müz var Türkiye genelinde, Türkiye'de. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Boğaziçi, Okan ve Yeditepe Üniversitesi'nde kurulmuş. Özellikle Okan ve Yeditepe Üniversitesi aynı zamanda Çin Dili Edebiyatı ve mütercim tercümanlık bölümlerini de içinde barındıran bu yönüyle önemli üniversiteler. Konfüçyüs Enstitüleri temelde dil eğitimi üniversite aslında Çin'e açılan ilk kapı. Özellikle lisans öğrencilerinin ilgilerini cezbedecek etkinlikler de düzenleyen kurumsal yapılar. Bir de bunun yanında Çin'e yönelik araştırma merkezleri var. Bunlardan, buna da iki temel kategoride ayırabiliyoruz aslında. Bir, doğrudan Çin'e odaklı olduğunu söyleyen, özellikle sosyal bilimler alanındaki neyi söyledim burada. Doğrudan Çin odaklı araştırma merkezleri var. Ki bunlar kuruluş tarihleri çok çok yeni olan üniversite kurum merkezler. Daha çok odağını kuşak yol ve Çin dış ve iç politikası olarak sınırlandıran merkezler. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi'nde kurulmuş. Bir de genel olarak Asya çatısı altında kurulmuş araştırma merkezleri var. Bunlar en köklülerini Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde olmak üzere Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çok daha geniş bir
çalışma alanları var bu merkezlerin. Fakat Asya özelinde odaklandıkları için çalışmalarına etkinlikleri kapsamında Çin bulunmakta. Özellikle bu araştırma merkezlerinin hem kuruluş dönemlerinin son dönem olması hem de son dönemdeki etkinliklerinin Çin odaklı olarak fazla olması sebebiyle bir artan bir ilgi olduğunun işareti olduklarını düşünüyorum. Son parametre ise akademik üretim süreçlerindeki işbirliğinin ne noktada olduğu. Burada da temelde aslında şuna baktım. Türkiye'den herhangi bir kurumda çalışan bir akademisyenle Çin'de bir kurumda çalışan bir akademisyenin beraber üretim, akademik üretim süreçleri ne noktada diye. Bunun için de Web of Science verilerini taradım. Burada bulduğum veriler şunu işaret ediyor. İlk ortak yayın çalışması, buradaki yayından kastım akademik makalelere odaklandım tamamen. İlk ortak yayın çalışması 1988 yılında yapılmış. Ondan sonraki geçen 35 yıllık süreçte ise 11.418 gibi bir rakam açıklanmış ki bunların çoğunluğu aslında son yaklaşık 10 yıllık dönemde ciddi artış göstermiş durumda. Bunu göze aldığımızda güncel akademik üretim süreçlerindeki güncel trendleri de göze aldığımızda ortak yayın yapmanın önemini ve bunun fonlanması gibi süreçleri göze aldığımızda bu süreçler ortak yayın sayısındaki artış aslında şaşırtıcı değil ama şunu görmek de bir yandan güzel. Çin aslında Türkiye akademisiyle bir şekilde bir network'ü kurmuş durumda. Fakat her üniversiteye bu network eşit şekilde dağılmış değil. Burada da en fazla ortak yayın yapan üniversiteleri, Türkiye'deki üniversiteleri sıraladığımızda yine sıralamaya çok daha araştırma ve kurumsal tarihi güçlü olan üniversiteleri görüyoruz. Boğaziçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi. Çok daha fazla üniversitenin bunları daha fazla ortak yayın yaptığını görüyoruz ama ilginç olarak burada dikkat çekmek istediğim Kafkas Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi gibi daha belki Gazi Osman Paşa Üniversitesi gibi üniversitelerindeki daha böyle Taşlı Üniversitesi diye belki de tanımlayabileceğimiz üniversitelerinde bu network'ün içinde yer aldığını görüyoruz. Fakat buradaki temel sıkıntılardan bir tanesi öğrenci sayılarında da gördüğünüz gibi homojen dağılım problemi. Zira ana bilim dal, araştırma bilim dalları açısından aslında ortak araştırmalar eşit şekilde yayılmıyor. Zaten bir gelenektir. Sosyal bilimler alanında ortak çalışma çok azdır. Söz konusu Çin olduğunda ve dil bariyeri gibi bir başka bir problem ortaya çıktığında sanırım Türkiye'de özellikle sosyal bilimler alanındaki ortak çalışma sayısında çok büyük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu tabloda sosyal bilimler ve sosyal bilimler olmayan alanlardaki ortak sayısı, ilk çalışma sayısı ilk 15 çalışmaya listelediğimizde sosyal bilimler çalışmalarının açık ara çok çok ortak üretimde çok çok geride olduğunu görüyoruz. Öbür alanlar yani sosyal bilimler dışındaki alanlarda özellikle fizik ve matematik gibi temel bilimlerde çok büyük atılımlar olduğunu görüyoruz. Bu bence umut verici bir noktada çünkü Çin'in şu an yüksek öğretim seviyesindeki teknik kullandığı teknolojik altyapı ve geliştirdiği kendine özgü fonlarıyla büyük bir araştırma merkezi haline gelmiş durumda tüm dünya akademisi için, küresel akademi için. Burada en azından sosyal bilimler dışındaki alanlarda bu bağların kurulmuş olduğunu görmek umut vaat ediyor. Genel olarak sonuca geldim. Son dönemi değerlendirdiğimizde artan bir akademik işbirliği açısından, öğrenci sayılı hareketlilikleri açısından ve Çin'e yönelik ilgi, araştırmaya yönelik ilgi açısından bir artış gözlemliyoruz. Ama her parametrede kendi içinde çeşitli sorunları var. Bu çalışma kapsamında tek tek bu sorunları analiz etmek alan araştırmasıyla bu verilerle mümkün değil ama genel olarak bir akademik İpek yolu mümkün mü diye sorarsak galiba
en azından bunun için ilk adımlar atılmış gibi görünmekte. Umarım süremi aşmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam çok sağ olun. Çok zamanlama çok iyi oldu. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Şimdi Yücel hocamıza, Yücel hocam, aktör A teorisi çerçevesinden Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Santrali'nin değerlendirilmesi başlığıyla bize bir sunum yapacak. Hocam söz sizde, buyurun lütfen. Hocam ses kısık sanırım. Şimdi geliyor mu hocam? Geliyor, evet. Duyuyor musunuz hocam? Duyuyoruz, evet. Görüntü geldi mi acaba? Şu an görüntü, ben göremiyorum sunumu. Bir dakika. Hocam açmaya çalışıyorum ama. Tamam, bir sorun değil. Bir iki dakika. Şu an gözüküyor mu acaba hocam? Geliyorum. Tamam. Yani tamamdır. Ben organizasyon kuruluna teşekkür ederek başlayayım. Siz değerli hocalarımla bir arada bulunmak oldukça onur verici. Ayrıca Muhammed hocam ve Ceyhun hocamla bir arada bulunmak ayrıca mutluluk verdi. Şimdi ben aktör A teorisi çerçevesinden Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Santrali'nin değerlendirilmesi konusunu işleyeceğim. Bu aktör A teorisi zamanın kenarına not aldığım bir teorik çerçeve. Daha sonra bu Akkuyu Nükleer Santrali'yle bunun değerlendirilebileceğini, birlikte ele alınabileceğini düşünerek böyle bir değerlendirme çalışması ortaya çıkardım. Çok bilinen bir teori değil aslında. Çünkü daha çok sosyoloji alanıyla ilgili. Uluslararası ilişkilerde ise çok fazla çalışma olmadığını ifade etmek mümkün. Uluslararası çalışmalarda daha yoğunlukta, yani bu çerçevenin uluslararası ilişkilere uyarlanmasının zor olduğundan bahsediliyor. Ancak Akkuyu Nükleer Santrali'nin birkaç sebeple bir arada alınabileceğini düşünüyorum. Bu sebeplerden özellikle nükleer santral olma gerekçesi, nükleer santrallerin genel çerçevede aslında birer aktör olarak uluslararası ilişkilerde zaman zaman, yani genel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkartıyor aslında. Ben çok kısa bir şekilde teorik çerçevesini vereyim. Aktörler teorisi toplumsal olayların analizinde insanların dışındaki varlıkları da birer aktör olarak kabul etmektedir. 1980'lerin sonunda bilim, teknoloji ve toplum çalışmalarıyla tanınan Bruno Latour ve Michael Cullen isimli sosyologlar tarafından ortaya atılmıştır ve bu sosyologlar çalışmalarını kullanmıştır. Latour aktör teorisini toplumu insan ve insan olmayan unsurların çapraz şekilde mineralizleşmesinden ortaya çıkan bir yapı olarak değerlendirerek başlar ve diğerleri gibi düzenle ilgilense de artık düzen yatay ve dikey olarak farklılaşmış alanların nasıl görece istikrarlı ve istikrarsız biçimlerde iç içe geçtiğini, farklılaştığını gösteren melez bir düzen olarak tanımlar. Harvey, insanlar arasındaki toplumsal ilişkilerin nesneler, ürettiğimiz ve dolaşma soktuğumuz şeyler aracılığıyla kurulduğunu söyler. Nesneler ve şeylerin toplumsal anlamlarla dolu olduğunu ve bu nesnelerin insanlara zaman zaman bir şeyler anımsattığını, toplumsal amaç ve emeğe yönelik insan eylemlerinin cisimleşmiş hali olduğunu ifade eder. Literatürün aslında en önemli teorik hamlesi eylemleri ilişkisel bir etki olarak düşünmesidir. Eylemde bulunma yeteneği bireysel bir varlığın içsel bir özelliği olmayıp diğer varlıklarla olan bağlantılar alanı gömülü olmasından kaynaklanır. Muhtemelen aktör ağ teorisinin en çok ilgili faili ortaya çıkaran karakterin insan ve insan olmayan varlıklar için eşit derecede geçerli olduğu yönündeki önermesiyle ortaya koymuştur. Aktör ağ teorisine göre sadece insanlar değil, nesneler de eyleme geçebilir. Tabii bu birazdan daha detaylı şekilde aslında açıklamaya çalışacağım. Bu eylemlik, eylemsizlik süreçleriyle alakalı bir nükleer santrali ya da başka bir nesneyi uluslararası ilişkiler açısından değerlendirmek bir dış politik analizinde belirli bir çerçeve oturtma ile daha mümkün olduğu ortaya koyuluyor. Ancak bunun hangi yaklaşımla ele alınacağına yönelik henüz çok açıkçası literatürde çok fazla bir şey yok, ancak yeni yeni şeyler oluşturulabilir. Yani bu sosyolojik yaklaşım aslında uluslararası ilişkiler literatürüne eklemlenmesi gereken bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye'nin bir nükleer enerji geçmişine çok kısa bir şekilde bakmak istiyorum. İlk olarak 1960'larda Türkiye'nin nükleer santral, nükleer güç kapasitesi elde etme girişimleri başlamış ve 1965 yılında santrallerin kurulmasına yönelik ilk çalışmalar başlamış. 1974 yılında Mersin iline bağlı Akkuyu arazisi ilk nükleer santral çalışmaları için uygun arazi olarak kabul edilmiş. 1976 yılında yer seçimi fizibilite çalışmaları bitirilmiş ve Akkuyu için lisans işlemleri tamamlanmıştır. 1977 yılında nükleer santral için uluslararası ihale çıkılmış. Ancak 78 ve 80 yılları arasında İsveç firmalarıyla yapılan sözleşme aşamasının son safhasına gelindiğinde %5'lik ön ödemenin karşılanamaması sebebiyle ve 1980 yılındaki askeri darbe sebebiyle görüşmeler yarıda kesilmiş. Yani aslında nükleer macera geçmişte çok bir derin bir bağı var. Burada sadece şunu ifade etmek istiyorum. Günümüzdeki nükleer çalışmalara göre günümüzdeki nükleer Akkuyu santrali hala 1960-70'lerdeki fizibilite çalışması üzerine kuruldu. Yani yeni bir deprem analizi yapılmadığı ifade ediliyor. Şimdi tarihsel süreç içerisinde Ocak 2007 yılında nükleer santralin kurulması ile ilgili ilk yasa tasarısı mecliste kabul edildi. İki aşamalı olarak planlanan bu tasarı toplam 5 santral yapılmasını öngörmüş ve 3 tanesi için hükümet tarafından çalışmalar başlanmıştır. İlk santrali Sinop'ta kurulacağı kamuoyuna açıklanmıştır ancak yapılan ihaleler maliyet sebebiyle sonsuz kalmıştır. Nihai olarak 12 Mayıs 2010 tarihinde bu ilk süreçte ihaleye giren firmaların yetersiz olduğu ve maliyetlerin yüksek olduğu sebebiyle devam edilmedi. Ancak 12 Mayıs 2010 yılında Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu sahasında bir nükleer güç santralinin tesisine ve işletmesine dair işbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı. Yani bu ihale usulü değil, bir anlaşma usulü ortaya çıkmış bir santral olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. 2023 yılında nükleer santrali Rusya'dan nükleer enerji üretimini kullanacak nükleer yakıtın getirilmesiyle geçtiğimiz haftalarda Putin ve Erdoğan'ın online katılımıyla nükleer santral açılmış bulunuyor. Şimdi burada ikili anlaşmada bildiğiniz gibi uluslararası hukukta bağlayıcı bir anlaşma ve burada birkaç tane maddenin aktörsel bağlantısı olduğunu tespit ediyoruz. Bu madde 3 amaç ve kapsamda bu madde kapsamındaki işbirliği konuları Türk kuruluşları ve Rus kuruluşları tarafından Türk tarafına mali yük getirmeden yürütülür. Burada herhangi bir problem yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin nükleer yakıt üretim tesisinin kurulması ve işletimi de dahil olmak üzere nükleer yakıt döngüsü hakkındaki işbirliği ve teknoloji transferi taraflarca mutabakata varılacak ayrı koşullar çerçevesinde yürütülecektir. Burada aslında bu stratejik bir bilgi birikiminin Türkiye'ye verilmesi noktasında bir karar varılmadı ve bu kararın Rusya'nın tamamen inisiyatifinde olduğu görmek mümkün. Bildiğiniz gibi bazı öğrenciler Rusya'ya gidiyor. Bu teknoloji transferini sağlayabilmek ve teknolojiyi öğrenebilmek, Akkuyu Nükleer Santrali en azından bağımsız olarak Türkiye tarafından yürütülmesini sağlamak amaçlı. Ancak tamamen Rusya'nın inisiyatifinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Madde 5, proje şirketi Rus tarafınca yetkililendirilen şirketlerin doğrudan doğal olarak başlangıçta %100 hisse payına sahip olacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve düzenlemeleri kapsamında anonim şirket şeklinde kurulacağı ifade ediliyor. Rus yetkili kuruluşların proje sahibindeki toplam payları hiçbir zaman %51'den az olamaz. Proje şirketlerinin geride kalan azınlık hisselerinin dağıtımı her zaman ulusal güvenlik ve ekonomi konularında ulusal çıkarların korunması amacıyla tarafların rızasına tabidir. Burada sorunlu bir madde olduğunu görüyoruz. Son zamanlardaki tartışmaların temel sebebinde bu madde olduğunu ifade etmek mümkün. Çünkü bildiğiniz gibi İçtaş'ın bir davası var bu konuda. Şimdi aktör A teorisi üzerinden nükleer santralin değerlendirilmesini de kısaca ifade etmek gerekirse, nükleer santraller yapısı gereği aktör olma özelliğine sahiptir zaten. Bunun sebebi Türkiye'deki mesela şöyle bir afaki bir durumdan bahsedelim. Türkiye'deki herkesin öldüğünü, çok yaygın bir hastalık olduğunu ve Türkiye'ye kesin giriş yapılamadığını ifade etsek bile uluslararası sistem, diğer devletler bu santrali tek başına bırakıp da burada patlamasını ya da herhangi bir şekilde sağlıksız bir şekilde işlemesine sebep olamaz. Dolayısıyla meydana gelebilecek herhangi bir sızıntı uluslararası sistemde çevresel ve insani faktörler sebebiyle çok farklı çıktılara sebep olacağı gerekçesiyle ne olursa olsun
bir sistemsel olarak bu bir nükleer santralin bir aktörsel olma özelliği vardır. Yani bir Çernobil santralini düşünün. Türkiye'yi ilgilendirmiyor gibi gözükse de bir patlama olduktan sonra ortaya çıkan sızıntının etkileri diğer devletlere bulaştığı için, diğer devletleri etkilediği için bu sebeple bir nükleer santralin bir aktörsel olma özelliği vardır. Bunun yanında santralin güvenliği nasıl sağlanacak? Yani bu santralin güvenliğinin sağlanması uzman eller kişiler tarafından olmalıdır. Yani sadece olası dış saldırılara karşı bu güvenlikten bahsetmiyorum. Santralin içinde meydana gelebilecek prosedür ihlalleri, insan sağlığı ve çevreyi yaygın şekilde doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Bu sebeple santralin mekanizmaları, mekanizmasal güvenliği, içerisindeki tüm güvenliği uzmanlar tarafından sağlanmalıdır. Bu uzman yapısı yani bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de yok ve yetiştirilmek üzere zaten yurt dışına gönderildi, Rusya'ya gönderildi. İkinci aktörsel özelliği, santralin Rusya yönetiminde olması. Yani bu da şunu getiriyor aslında. İkili ilişkilerde değişen hükümetler değişse de uluslararası sistemde meydana gelebilecek çatışmalardan bağımsız şekilde Rusya'nın santral üzerinde inisiyatifi bulunmaktadır. Yani Rus şirket istediği zaman santrali boşaltıp gidemez. Yani bu böyle bir kararlılıkla gidemez santralin yine yapısından dolayı. Ya da Türkiye istediği gibi Rusya'nın santralini boşaltması istemez. Ya şöyle düşünün, NATO çerçevesinde bir karar alındığında Türkiye bu kararı uygulayacağı zaman mutlaka bu santralin yapısını düşünmek zorundadır. İkili ilişkilerin dışında Türkiye içinde bulunan bir şirket var. Yani Rusya'nın sahip olduğu bir şirket var. İkili anlaşmaya göre olası anlaşmazlık durumunda herhangi bir taraf anlaşmazlığı uluslararası tahkime götürme yetkisine sahiptir. Tarafların anlaşmaması durumunda da Uluslararası Adalet Divanı tahkim hakemlerini atama yetkisine sahiptir. Burada kısa süre içerisinde bir sorun oluştu. 26 Temmuz'da İçtaş'la uluslararası firma arasında problem ortaya çıktı ve uluslararası firma sürem doldu. Uluslararası firma İçtaş'la anlaşmasını iptal etti. İçtaş'ın son kararı işte Londra'daki tahkim mahkemesine götüreceğini ifade etti İçtaş. Ancak Putin'le Erdoğan arasındaki görüşmeler çerçevesinde sorunun çözüleceği ifade ediliyor. Son olarak nükleer santral aynı zamanda nükleer santral için ilk adım olarak kabul edilmektedir. Yani atom bombası elde edilmek ilk adım olarak kabul ediliyor ve uranyum zenginleştirilmesi benzer süreçler içeriyor. Yani şunu düşünmek gerekiyor. Yani daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o zamanki başbakan sıfatıyla da bunu çok ifade etmişti. Türkiye'nin neden nükleer silah elde etmemesi için bir gerekli olmadığını ifade etmişti. İşte NPT çerçevesinde Türkiye bunu imzalamış bir taraf ama gelecekte ne getireceğini hiçbir zaman bilemeyiz. İran'ın nükleer enerji, nükleer silah elde etme sürecine baktığımız zaman benzer süreçten geçtiğini görüyoruz. Nükleer enerji için Rusya ile işbirliğine başladığını ve özellikle lisansüstü öğrencileri geliştirerek bu uygulamaya geçtiğini görüyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Soru cevapta daha yaygın bir şekilde konuşabileceğimi düşünüyorum. Teşekkürler, saygılar. Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi bir sonraki konuşmacıya geçmek istiyorum. MEF Üniversitesi'nden Doktor Cansu Güleç hocam. Türkiye's Humanitarian Diplomacy Efforts During Pandemic Era Scope and Challenges başlıklı sunumunu yapacak bize. Hocam söz sizde, buyurun lütfen. Merhabalar, öncelikle herkese sesim geliyor diye düşünüyorum. Ben de başta Ceyhun Hoca olmak üzere kongreyi düzenleyen herkesin, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Süreden harcamamak için hemen hızlıca paylaşayım. Şu an gözüküyor mu acaba? Bir saniye. Geldi hocam. Tamam, süper. Evet. Bir saniye, ben şu an alamadım. Şöyle yapalım. Okay. Ben çalışmamda Türkiye'nin pandemi sürecindeki insani diplomasi aktivitelerine değineceğim. Sunumum İngilizce olacağı için hemen İngilizceye geçiyorum. I can say that the aim of the purpose of my study is to elaborate how Turkey's humanitarian diplomacy activities during pandemic process have become operational. I will elaborate the main actors and the main countries who received humanitarian aids from Turkey. And my study mainly focuses on the elaboration of, first of all, the concept of humanitarian diplomacy, then the impact of this pandemic process on Turkey's humanitarian diplomacy activities and its scope
and the domain will be discussed. First of all, I would like to define humanitarian diplomacy, but first of all, I should say that there is no unique definition of the concept of humanitarian diplomacy because it is an emerging concept. So since the beginning of this century, 21st century, in the study, in the area of foreign policy, we have witnessed, for example, new issues like climate change, environmental problems, global health issues, cultural issues, some concepts like culture and knowledge. So we can say that beside conventional or traditional diplomacy, as a part of especially public diplomacy, the humanitarian diplomacy activities mainly focuses on maximizing getting support for operations and programs and building the partnership. In the partnership issues, the humanitarian principles, establishment of, achievement of these humanitarian principles are important. So we can say that humanitarian diplomacy includes the policies and practices of national and international agencies active in humanitarian aid work. So we cannot say that the actors in humanitarian diplomacy are not called as humanitarian diplomats, they are referred as humanitarian workers. So, you know that international Red Cross, Red Crescent, these kind of actors and United Nations system, these actors are important international institutional mechanisms for the conduct of humanitarian diplomacy. According to International Crescent definition, Committee of International Crescent definition, humanitarian diplomacy is concerned in persuading decision makers and opinion leaders to act all the times in the interest of vulnerable people and with the full respect of fundamental humanitarian principles. So, the related methodology of humanitarian diplomacy in a conflict, for example, is deconfliction. So, as hallmarks of humanitarian diplomacy, components of humanitarian diplomacy, advocacy, communication, information gathering, and negotiations are important dynamics. And in this field, we are witnessing the inclusiveness of various actors. Beside national governments, national government units, we are also witnessing international organizations, non-governmental organizations, private sectors, and even individuals in the conduct of humanitarian diplomacy. So, as I mentioned before, the needs of vulnerable people and the needs of civilian population in need of protection is important. So, So when we come to the humanitarian principles, we can underline four different principles: humanity, naturality, impartiality, and operational independence. These are important. When we call humanity, human suffering must be addressed wherever it is found. This is important. So, in other words, the purpose of humanitarian action is to protect life and health and ensure respect for human beings. So ensure respect for human beings is important. When we come to the naturality, this means that humanitarian workers must not take sides in hostilities or engage in controversies of political, racial, religious, or ideological nature. And as a third principle, impartiality, humanitarian action must be carried out on the basis of need alone. So the need is important dynamic here. So there should be no distinction on the basis of nationality, race, gender, religious belief, class, or any political opinion. When we come to the last point, operational independence, it means that humanitarian action must be autonomous from the political, economic, military, or other objectives. So only humanitarian domain is important. So when we come to the main areas of humanitarian diplomacy, we can say that disaster reduction, preventing diseases and other public health challenges like pandemics, epidemics, and legal frameworks for disaster response,
protecting the humanitarian space, climate change, food security, migration and human trafficking, promoting non-violence and addressing urbanization and humanitarian sectors reforms and establishment or and strengthening of coordination is important, are important main areas. So when we come to the Turkey's humanitarian diplomacy, we can say that Turkey uses humanitarian diplomacy, has been using humanitarian diplomacy, especially since the late 2000s, as a status symbol and identity maker. And it is also used as Turkey's political and economic interests, on the other hand. In this sense, humanitarian diplomacy provides access and possibilities to strengthen and consolidate relations for creation of new political links and strengthening of existing relationship with other actors, other nation states. And in 2013, former Minister of Foreign Affairs Davutoğlu published an article about Turkey's humanitarian diplomacy, and he says that humanitarian diplomacy concerns a country's human-oriented attitude in especially crisis zones, and it should be inclusive. So inclusiveness is important from his perspective. So we are also witnessing some humanitarian diplomacy steps. For example, in 2014, Turkey became a member of United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs Donor Support Group. And also in 2016, United Nations World Humanitarian Summit was held in Turkey. So Foreign Minister Çavuşoğlu described Turkey's foreign policy as enterprising and humanitarian foreign policy. So he underlines humanitarian domain, humanitarian perspective of Turkish foreign policy in theory. So when we look at the latest data published by TİKA, İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, the latest data was published in 2019, and according to these data, the numbers are getting increased, especially after 2010. And emergency and humanitarian assistance is the leading category provided by Turkey. And Syria is the leading country in conduct of bilateral official development assistance. So from the presentation, you can see the regular increase, especially after 2010. So during pandemic process, I will focus on some questions. Which countries received aid? How were the countries determined? How these countries respond to Turkey? And what kind of communication language was dominant, especially in digital media? According to Turkish Foreign Ministry, Turkish Ministry of Foreign Affairs, the official statement, official declarations from them, say that human factor remains at the heart of Turkey's effort during pandemic process. And Turkey acted with the understanding of a friend in need is a friend indeed. This is the understanding of Turkey. And Turkey have provided grants 132 countries in purchase and export permits to 76 countries and cash assistance to 50 countries. And African continent is the leader. Then Europe, America, and Oceania is other continents which received aid from Turkey. So also, Turkey also provided humanitarian aid to humanitarian support to international and regional organizations, including, for example, UNICEF, including NATO, including World Health Organization, regional organizations like African Union. So these are the main areas. So medical equipment, especially personal protective equipment, respiratory devices, food aid, and special assistance programs, especially for the disadvantaged groups, like elderly people and disabled people and orphans under pandemic conditions are the main groups which received help from Turkey. And also, as I mentioned before, the people in African countries, Asian countries were the main countries which received aid from Turkey during this process. And also, Turkey carried out some educational programs, and these educational programs were conducted by TİKA. And besides foreign ministry,
Ministry of Health, Ministry of National Defense and Trade, Turkish Red Crescent, Turkish Cooperation and Development Agency, and AFAD, and Presidency for Turkish Abroad and Related Committees, and Turkish Airlines were the main actors during that process. So also Turkey implemented some vaccination diplomacy techniques, and during this process, for example, Foreign Minister of Georgia sent his appreciations to Turkey because of getting help from the government, Turkish government, Turkish Turkey, and also Secretary General of NATO make a statement about solidarity between Turkey and other NATO members, especially Italy and Spain. And in response, Turkish spokesman Kalın said, Turkey stands together with its allies in times of crisis and hardship. We hope the allies to do the same. So also we are, Turkey gets some reactions, positive reactions from Twitter, for example, from Chinese Foreign Ministry. And also Turkey provides some help to NATO allies. For example, in United Kingdom, Turkey sent a letter and underlined the friendly and alignment relations with United Kingdom. And United States Ambassador to Ankara also thanked Turkey for generous donation. So we witness, according to data taken between February and July 2020, the data taken from Anadolu Agency and Daily Sabah, and data was taken by Burak Güngör, which can I also give references at the end of the maybe this session. And according to him, the receiving Turkish medical aid is greatly related to the main determinants of Turkish foreign policy. And recipient countries' historical links to the Ottoman Empire, the volume of imports from Turkey, and their requirements based on the state of general health system are important predicators within this process. And economic relations and cultural relations are important between these countries within the framework of bilateral ones, but there is no any statistically significant relationship between Islamic affinity, religious affinity, and being a medical aid recipient. So in conclusion, we can say that the argument that Turkey managed the crisis better than many other nations was supported by Turkish political authorities, and the government was also underlining its soft power capability, especially with its relations in Balkan regions and Middle East countries. But on the other hand, Turkey also offered to terminate a long-standing bad relations, bad ties, especially with United States and other European allies within NATO. So we can say that it also wanted to keep its Western identity within the framework of NATO alliance. So, for example, Italy and Spain were the ones who were affected by this pandemic, and Turkey provided these countries assistance by NATO's Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center mechanism. But while doing this, Turkey also expressed its willingness from these countries for installing air defense systems to protect Turkish airspace from a potential strike from Syria. And also, while we are looking at the bilateral ties between United States and Turkey, we can say that Turkey declared it would delay the activation of Russian S-400 missile systems due to the problems resulting from the pandemic. So we know the tension between United States and Turkey because of these S-400 missile systems taken from Russia. And Turkey also declared the delay of the activation of these missile systems because of the pandemic. And we can say that this process has helped enhancing Turkey's place within NATO and its neighborhood.
So we can say that Turkey has carried out an effective humanitarian diplomacy. We witness these relationship between Twitter posts between different politicians in international environment. But we can say that the aid, the assistance to achieve the purpose of building relationship or humanitarian principles, the right messages should be sent to the target publics with the strategic communication skills and methodologies. So when these messages are not conveyed, this humanitarian diplomacy activities may be ineffective in changing some ideological attitudes, stereotypical perceptions, and some counter discourses. So also we should evaluate the reaction from the public of these countries, especially maybe in Western geography, and the public opinion, in order to understand how Turkey has been successful or not in conduct of humanitarian diplomacy efforts during this pandemic process. Thank you for listening. If you have any questions, you can ask at the end of the session. Hocam teşekkür ederiz. Teşekkürler. Onur Gürel, hocama geçiyorum. Bill Clinton döneminde uygulanan güvenlik politikalarının Türkiye-ABD ilişkilerine etkisini hocamız bu başlıkta bize bir sunum yapacak. Hocam buyurun, söz sizde. Hocam merhaba, sesimi alabiliyor musunuz? Evet hocam, geliyor sesiniz. Bir paylaşım yapayım, alın ismini. Hocam görebiliyor musunuz şu anda? Evet, görüyoruz. Başlamaya da başlayalım. Tekrar merhaba. Öncelikle başarılı organizasyon için Ceyhun Hocam, Harun Hocam başta olmak üzere hocalarımı tebrik ederim. Programdan ötürü de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Benim konu başlığım, Bilkin döneminde uygulanan güvenlik politikalarının Türkiye Amerikan ilişkilerine etkisi olacak. Bu tercih etmemin sebebi günümüzde ışık tutması ve benzer süreçlerin ilişkiliydi. Zamanızı çok almamak üzere öncelikle sadece içerikten bahsedeyim. Clinton döneminin dış politika yaklaşımı oluşturan genel unsurlardan bahsedeceğim. İki dönemlik süreç içerisinde Türkiye-Amerikan ilişkileri bağlamında güvenlik politikalarını değinip sonuç bölümüne geçiş yapacağım. Öncelikle genel unsurlardan bahsedeyim. Clinton dış politika yaklaşımı olarak Clinton'ın başkanlık serüvenine Woodrow Wilson'ın liberal evrensellik ilkesine benzer olarak liberal demokrasinin tüm dünya yayılması hedefiyle yapılmıştı. Şu çerçevede öncelikli stratejisi bölgesel barış çabalarının desteklenmesi ve ekonomik önceliklere ağırlık verilmesi olduğunu söyleyebilirim. Politikanın sürdürülebilirliği için de evrensel düzeyde ortaklıklar sağlanması planlanmıştır. Özellikle bölgesel barış çabalarının desteklenmesi için örnek olarak 95 yılında Kuzey İrlanda'yı ziyaret etmesi, benzer olarak yine Filistin, İsrail yerinin çözümlendirilmesi veya Bosna Hersek'te, Haiti'de, Kosova'da, Ruanda'da, Somali'de ve Sudan'da bulunduğu bölgelerde etkili olmaya çalışmasına rağmen yine de pasif kalması dolayısıyla eleştirmiş olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ulaşık politikası vurgusuyla başladığı başkanlık süreci ikinci dönem itibariyle ise bölgesel nitelikli operasyonlarla sürdürülmüştür. Birazdan değineceğim. Periferideki anti-emperyal aktörler de bu üstün güce karşı asimetrik yaklaşımlarla karşılık vermiş olduklarını söyleyebilirim. Bu da örnek olarak Türkiye örneği. Belirli konularda tam olarak ulaşı sağlanamasa da süreç içerisinde etkinli rol üstlenmesi ve Amerika'nın önünde yer alması bu durumu örnekle diyebiliriz. Birinci dönem itibariyle baktığımızda ilişkileri ve güvenlik politikalarını bir Amerikan ilişkileri bağlamında Körfez krizi önemli bir ayrıntı. Burada Türkiye açısından Amerika'nın geleceğe yönelik uygulayıcı bölgesel yaklaşımlar birinci derecede hale gelmiş. Amerika tarafından Körfez Savaşı sonrası Orta Doğu bölgesine yönelik planlarının ana çerçevesini aslında Arap devletlerinin güvenlik politikaları oluşturduğundan ve güvenlik kuvvetleri oluşturduğundan Türkiye sadece NATO planları dahilinde
kesinlikle içermeyen olarak öngörülmüş olduğunu görmek. Türkiye stratejik öneme tekrar oluşma düşüncesiyle NATO'nun yanında yer almayı sürdürmüştür bu dönem içerisinde. Yine Irak hükümetinin saldırısından kaçan milyonlarca insan var ve o dönemde önemli bir ayrıntı, Türkiye 250 bin sığınmacıyı kabul etmiş ve Irak kuzeyinde bir tampon bölge oluşturması önerisinde bulunmuştur. Güvenli bir alan oluşturma hedeflidir. Huzur operasyonu bildiğimiz ismiyle çekiç güçün konuşlandırılması önerilmiştir. Amerika'nın silah ve mühimmat alanı satımı konusunda ekonomik anlamda desteği Türkiye'ye destek vermiş ve Türkiye ise arabulucu, gözlemci gibi sıfatlarla bölgede yer alırken İsrail'e stratejik işbirliği ve Batı'ya yakınlaşma olarak değerlendirilecek günlük birliği kabul gibi gelişmeler yaşamıştır diyebilirim. İkinci dönem itibariyle baktığımızda Clinton'ın dış politika ekibini değiştirerek daha aktif bir izleme pozisyonu hareket ettiğini görmekteyiz. O da diğer dünya devletleriyle beraber seçici ilişki, sılak etmen içmesinde 20 günler gelmiş olduğunu görmekteyiz. Ve bu doğrultuda da 97-20'de yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Irak, Kıbrıs Adası, Ege Deniz sorunları bağlamında Türkiye Amerikan ilişkiler arasında stratejik çıkarlarının önüne dikkat çekilmiş olduğunu görmekteyiz. Burada Irak'ın soyutlama politikası bağlamında Türkiye'nin önemli roller üstlenmiş olduğunu yine görüyoruz. Örnek olarak ince güçlü ve hava sahasını kullanarak çöl tilkisi operasyonlarına verilen harekatın başlatılmış olduğunu özellikle belirtmek isterim. Clinton 99 yılında yine Kasım ayında İstanbul'da düzenlenen AGİT zirvesi ve 17 Ağustos Gölcük depremi nedeniyle Türkiye'ye gelmiş olduğunu hatırlatayım. Ve Türkiye-Amerikan ilişkilerinde manajın kamuoyu tarafından olmasa da belirli çevrelerce stratejik ortaklıklar kavramının konuşulmaya başlanmış olduğunu belirtelim. Bu süreçte Türkiye, Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında asker göndermiş, Kosova krizi çerçevesinde NATO gücüne bağlı olarak da ne bölgede görev almıştır. Amerika ise Abdullah Öcalan'ın yurt dışında yakalanması için istihbarat desteği vermiş ve İsrail'le askeri boyutu ilişkinin iyileştirilmesine yönelik olarak Yahudi lobisiyle diyalog kurmasını sağlamıştır. Yine bu bağlamda Afganistan'da 825 Türk askerinin Amerika desteklenmek amacıyla görevlendirmiş olduğunu görmekteyiz. Ve Türkiye Kuzey'den Keşif Harekatı'nda aynı zamanda katılım göstermiştir. Olarak Irak ordusuna karşı asimetrik bir üstünlük sağlanmasına rağmen Clinton'ın koltuğunu oğlu, yani George W. Bush'a devretmiş olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak da şunları söyleyebilirim. Her iki devletin Clinton'ın başkanlık süreci içerisindeki uluslararası sorunlar olan yaklaşımları güvenlik politikaları eksenli bir işbirliği önceliklidir. Amerikan açısından baktığımızda Orta Doğu'da söz sahibi olmak önemli hareket etmiş olduğunu, bölgedeki zengin petrol kaynaklarına sahip olmamış olaylara yönelik tutumunda belirici olmuş olduğunu söyleyebilirim. Türkiye açısından baktığımızda Irak, Clinton döneminde ilişkilerin en belirici unsuru olmuş ve Türkiye'ye yapılacak bir müdahalenin bölgesel boşluk oluşturabileceğinden Irak'ın toprak bütünlüğünü kurması taraftarı olmuş olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. En son tekrardan bir sorular bağlamında bakarız. Bu arada bu konuşma kısmına, sohbet kısmına bir soru gelmiş sanırım. Oraya da yazılabilir sorular. En son o şekilde toplayıp iletiriz konuşmacılarımıza. Şimdi Gözde Kılıç hocam burada mı acaba? Buradayım. Gözde Demirel gözüküyor ama karışıklık oldu. Tamam olsun hocam, hiç önemli değil. Dış politikada karar alma modelleri, savunma sanayi ürünleri ihracatı üzerinden ABD ve Türkiye'nin karar alma modellerinin karşılaştırılmalı analizi. Böyle uzun bir başlık hocam, buyurun. Evet, çok uzun bir başlık. Teşekkür ederim. Öncelikle Namık Kenan Üniversitesi'ne bu sempozyum için. Gözde Kılıç ben. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Şu an yüksek lisans tez aşamasındayım. Bu da tezimin bir yüz parçası buraya göndermiş olduğum bildirim. Yaklaşık 7 yıl kadar da Ankara'da faaliyet gösteren bir savunma sanayi şirketinde çalışıyorum. Dış politika analizinin kavramsal çerçevesi üzerinden ele alacağız
ABD ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatını. Öncelikle savunma sanayi ihracatı konusunu ticari, ekonomik ve askeri bir meseleden öte bir dış politika konusu olarak ele alıyoruz. Çünkü bu kararlar, bir silah ihracatı kararı, aslında dış politikayı doğrudan etkilendiren, doğrudan etkisi olan bir karar. Bu anlamda literatüre baktığımızda kategorize edebileceğimiz dört ana başlık görüyoruz. Yani devletler neden silah ihracatına başvurur? Bu tezin ve bildirinin araştırma sorusu. Ve bunu neden kısıtlar? Bu silah ihracatı düzenlemeleri elbette devletlerin yasalarına ve kanunlarına yani tabi bir şekilde düzenleniyor. Özellikle bakanlıklar aracılığıyla ABD'de birazdan daha detaylı değineceğim. Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı eliyle düzenlenen liste bazlı bir uygulama var. İhracat lisansına tabi bazı ürünler listelenmiş. Ve bu liste kapsamına giren ürünlerin ihracatına bakanlık düzeyinde karar veriliyor. Bu kapsamın dışında kalan daha yüksek tutarlı ve daha kritik ürünlerin ihracat kararı ise kongrede. Kongre karar veriyor. Bir ülkeye silah ihraç edilmesine veya edilmemesine ambargo varacak sürede kongrenin yetkisinde. Türkiye'de de bu durum Savunma Bakanlığı, MSB ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkisinde. Yine liste bazlı bir uygulama söz konusu Türkiye'de de. MSB listesine tabi olan ürünler var. Bu ürünler MSB'den izin alınarak ihraç ediliyor. Ticaret Bakanlığı kapsamına giren ticari nitelikteki silah ve savunma ürünleri de Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olarak ihracı sağlanıyor. Az önce söylediğim gibi literatürde dört ana başlıkta kategorize edildiğini görüyoruz. Öncelikle silah ihracatı kararı ekonomik bir karar. Literatürde esas ağırlıkta olan makaleler, tezler ve kitaplar ekonomik gerekçelere dayandırılıyor. Yani özellikle istihdam sağlaması, savunma sanayi sektörünün ve sektörde bir çarpan etkisi yaratması sebebiyle özellikle nasıl söylesem ithal ikameci yani ihracat temelli kalkınma modeli izleyen ülkeler için bir çarpan etkisi yaratan unsur. Mesela Aselsan'dan örnek verecek olursak Aselsan altyapısını hem TOK hem de Türk Telekom kullanıyor. Yani savunma sanayinde kullandığınız bir altyapıyı diğer sektörlere de yansımasını somut bir şekilde görebiliyorsunuz. Böylece ekonomide bir çarpan etkisi yaratması bekleniyor. Bu anlamda savunma sanayi yatırımları, harcamaları ve ihracatı çok önemli. İhracat aslında döviz açığını da, cari açığı yüksek olan ülkelerin döviz açığını kapatması adına da çok önemli. İhraçla sağlanan dövizin cari açık üzerinde ciddi bir etkisi var. Bu nedenle devletlerin temel sayı ki ekonomik nedenlerden doğuyor silah ihracatına ve savunma ürünleri ihracatına dair. Bir diğer konu da devletlerin dış politika kararlarını yönlendirme. Devletlerin dış politika kararlarını yönlendirmek için o ülkeye silah ihracatı veya ihraç etmeme kararlarına devletler başvurabilir. Bu anlamda özellikle bir blok oluşturma stratejisinde iki örnek tarihsel olarak verebiliriz. Bir tanesi 2000'lerin üyelik süreci aşamasında, NATO üyelik süreci aşamasında Estonya bir örnek. Estonya Sovyet temelli askeri doktrini değiştirdi ve ABD ve Batı kanalına dönmek adına, NATO'ya üye olmak adına ciddi miktarda ABD'den silah ihraç etti. ABD de bu ülkeyi NATO bloğuna, Batı bloğuna dahil etmek adına uygun indirim politikaları izleyerek bu ülkeye ciddi silah ihracatında bulundu. Aynısı Finlandiya'da da geçerli. Finlandiya'da çok ciddi bir altyapısına sahipti Sovyet, eski Sovyet sistemlerine. Rusya'dan da ithal ettiği silahlar vardı.
Bunların yerini NATO'ya girme, NATO üyesi olma stratejisi kapsamında değiştirdi ve ABD NATO kleransla, NATO standartizasyona uygun silahlar temin ederek NATO'ya üyelik sürecinde eş zamanlı başlatmış oldu. Ambargo da en temelde bir devletin dış politikasına yön tayin etme açısından başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Tabii en tipik örnek Türkiye'yi verebiliriz. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Türkiye'ye uygulanan ambargoyu tezde yer verdim. Bu ambargo kararıyla Türkiye'nin dış politikasını yönlendirmeye ABD karar verdi. Özellikle Kıbrıs'taki askeri müdahaleden çekilmesine ve buradaki eylemlerden vazgeçmesi adına ilk kez bir NATO ülkesine ambargo uygulanmış oldu. Güncelde de malumunuz S-400 tedariki karşılığında Türkiye'yi F-35 programından çıkarttı. Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması da bir tür ambargo olarak nitelendirilebilir. Bu kapsamda değerlendirilebilir. Bir diğer kategorizasyon devlet içi çatışmalara katılım. Özellikle Filistin, Ruanda, Bosna, Suriye devlet içi çatışmalara katılım adına devletler bu ülkelere silah ihraç edebiliyor. Özellikle Filistin'de devletlerin çatışmaları yönlendirmek, milislerin kapasitesini geliştirmek adına buralara silah tedarik ettiğini, ücretsiz veya çok indirimli silah tedarik ettiğini görüyoruz. Yine Suriye'nin kuzeyini temel olarak örnek verebilirim. Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmaya ABD'nin ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden bazı ülkelerin ciddi bir silah tedariki söz konusu. Buradaki yapılanmaya, buradaki milislerin güçlenmesi adına devlet içi çatışmalar aracılığıyla bir devletin dış politikasına müdahale etmeye giden bir süreç var. Bu nedenle bu devletler silah ihraç ediyor. Benzer şekilde Rusya'da Suriye'nin doğu sınırına, batı sınırına, Lazkiye bölgesine askeri, hatta deniz üssü kurdu. Bir üst kurarak burada bu devletin hem iç hem de dış ilişkilerine müdahale etmeyi hedefliyor. Ve bir diğer başlıkta devletler arası çatışmalarda caydırıcılık. Şöyle, caydırıcılık unsuru olarak silah ihracatı neden önemli? Bir devletin silah ihracatı yapabiliyor konumda olması demek, öncelikle iç pazarının talebine çok net bir şekilde cevap verdiğinin göstergesi. Yani bir devletin silah ihraç eder, savunma sanayi ürünü ihraç eder konuma gelebilmesi için o devletin öncelikle iç pazarının talebini tamamıyla karşılayabiliyor olması lazım. Yani bir devletin envanterinde çok silah bulundurması askeri caydırıcılığında aslında temel unsur değil. O devletin bu silahları, bu teknolojik kapasiteyi aynı zamanda transfer edebilen konumda olması da çok kritik. Bu anlamda zaten baktığımız zaman en fazla silah ihraç eden ülkeleri, SIPRI'den aldığım evleri P5 karşımıza çıkıyor. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi olan ülke ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa en fazla silah ihraç eden ülkeler. En fazla silah ithal eden ülkeler ise Suudi Arabistan ve Hindistan olarak ilk sıralardalar. Yani aslında silah bulundurmak, silah yatırımı yapmak değil, bunları ihraç edebilmek de caydırıcılığın en temel unsurlarından bir tanesi. Türkiye bu süreçte çok yeni. İhracat pazarında oldukça yeni. Küçük pazarlar diyeceğim, potansiyeli çünkü küçük olduğu için özellikle Afrika pazarında 18 ülkeye vardı sanırım TB2 ihracatı, Bayraktar'ın ürünü olan. Yeni yeni kendine yer edinmeye çalışıyor. Özellikle burada Çinli rakipleri vardı, onlardan ihaleler kazandı. Tayin'in ürünleri var, TUSAŞ'ın ürünleri var, ANKA. Onlar da bu pazara girmeye çalışıyor, yer edinmeye çalışıyor. Türkiye için ihracat pazarı aslında çok yeni ama Türkiye bir şekilde yer edinmeye çalışan devletlerden bir tanesi. Aslında rol model olabilecek ülkeler var Türkiye'ye bu anlamda. Özellikle Güney Kore mesela ve İsrail verilebilir. İsrail'de de, Güney Kore'de de devlet, kamu ve özel sektör işbirliğinde bir
savunma endüstrisi söz konusu. Türkiye'de bu devletler gibi hani kamu ve özel sektörü işte destekleyerek birlikte bir savunma sanayi atılımı yapmak istiyor. Mesela Güney Kore bu anlamda çok başarılı bir strateji izledi. Avrupa üyesi devletler Almanya'dan tedarik ettiği bazı sistemler vardı. Almanya'nın BAFA diye tabir ettiğimiz bir ihraç lisansı süreci var. Oldukça uzun, oldukça bürokratik bir süreç. Ama bu ürünleri Almanya'dan tedarik etmek yerine pek çok Danimarka, Finlandiya gibi ülkeler Güney Kore'ye yöneldi. Güney Kore'den bu ürünleri tedarik ettiler. Çünkü bu bürokratik süreçleri Güney Kore işletmedi. Bu ürünleri doğrudan ihraç edebildi. Aynı NATO yeterliliğine sahip ürünleri ürettiği için Avrupa pazarına girmeye böylece Güney Kore başladı. Türkiye de bunu yapmaya çalışıyor. İşte bu devletsel süreç, yani devletin bürokratik hantallığını aşıp hızlı ihracatla bu prosesleri bypass ederek devletlere böyle bir kapı açarak, kapı sunarak bu pazara da girmeye çalışıyor. Özellikle Ukrayna'da görüyoruz. Ukrayna Savaşı'nda da Bayraktar'ın bu bölgeye girdiğini görüyoruz, takip ediyoruz. Bu anlamda Türkiye çok yeni olduğunu söyledim ama bir şekilde yer edinmeye çalışıyor. ABD bu anlamda bir rol model olabilir mi acaba diye Türkiye'ye soruyoruz. ABD'yi almamızın nedeni öncelikle silah ihracat pazarının en birinci başat aktörü olmasından dolayı, en fazla ihracat eden ülke olmasından dolayı bir rol model oluşturabilir mi diye ABD'yi aldık. Ve ABD'deki sistem aslında yasama ve yürütmenin birlikte işlediği bir süreç. Türkiye'de silah ihracatı konusu yalnızca yürütmenin tekelinde. Yasamanın bu konuda herhangi bir söz söyleme yetkisi yok. Yürütmenin az önce belirttiğim gibi Ticaret Bakanlığı ve MSB, Milli Savunma Bakanlığı bu konuda yetkili organları, örgütleri. Zaten dış politika analizinin örgütsel süreç perspektifinden bu metinde ele alındı. Örgütsel sürecin işte her örgütü ayrı standartizasyonu içerisinde işleyen, standart davranış kalıplarına uygun işleyen unsurlar olarak ele aldığı perspektiften, rasyonel modellerden, dış politika analizindeki rasyonel karar alma modellerinden örgütsel süreç modeli kavramsal çerçevemizi oluşturuyor. ABD'de ise yasama ve yürütmenin bu anlamda ikili, birbirini besleyen bir yapısı var. Tabii bu da ülkenin geçirdiği tarihsel, sosyolojik süreçlerden kaynaklanıyor. Yasama, yani kongre başkanın üzerinde bir denetim yetkisine sahip. Aslında başkan tabii ki en son söz söyleyeceğim ama kongrenin de belirli başlı denetim mekanizmaları var. Özellikle bunları savunma konularında işletiyor. Kongrenin içerisinde elbette... Özgür Hocam, bitirebiliyor muyuz son bir soru? Hemen bitiriyorum. Askeri endüstriyel kompleksinde çok etkisi var. O anlamda kongrenin bu örgütlerden de, bu yapılardan da beslendiğini söyleyebiliriz. Soru cevapta belki daha detaya girebilirim. Şimdilik bitireyim. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi son sunumu oturum başkanı olarak ben gerçekleştireceğim. Hızlı bir şekilde bir sonraki oturuma yetişmesi açısından hızlı bir sunum gerçekleştirmeye çalışacağım. Umarım sizlere yansımıştır. PowerPoint. Ceyhun Hocam, eğer şey olursa benim sürem çok fazla, hani 7-8 dakika daha hemen toparlamaya çalışacağım. Geçerse lütfen tamam, beni uyarın. Sonraki tamam, oturumu sarkıtıyoruz. Kusura bakmayın. Tamam, sorun yok. Benim konu başlığım siyasi ve hukuki boyutlarıyla Türkiye'nin Irak-Kürt bölgesel yönetiminden petrol sevkiyatı. Şimdi bu konu oldukça tartışılan bir konuydu. Türkiye'nin Irak-Kürt bölgesinden petrol alma meselesi. Fakat bu özellikle son dönemde belli bir hadise üzerine daha fazla
gündeme geldi. Buradaki olay da Paris'te bulunan Uluslararası Ticaret Odası Hakem Mahkemesi'nin, yani biz kısaca tahkim olarak tanımladığımız mahkemenin bir kararı var. Bu karar da şu yönde, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden 2014 ile 2018 arasında ithal ettiği petrole sadece Erbil, yani Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil ismini kullanayım kısaca, sadece Erbil'e ödeme yapmış olması ve bu durum, bu yönde sadece yine Erbil'le bir anlaşma yapmış olması, Irak merkezi hükümetini dışarıda bırakmış olması bu ithalat sürecinde. Bu da Irak hükümeti açısından kendilerine bir zarara yol açtığını iddia etmeleri ve bu doğrultuda 2015 yılında bu Paris'teki tahkim mahkemesine başvurmaları sonucunda böyle bir dava ortaya çıktı ve Türkiye'den 25 milyar dolar civarında bir tazminat beklentisi vardı. Fakat bu Mart ayının sonlarında, içinde bulunduğumuz yılın Mart ayının sonlarında açıklanan karara göre, tahkim kararına göre Türkiye'ye yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar civarında bir ceza ödemesi gerektiğine karar verdi mahkeme. Bu da sadece hani 2014-2018 arası, 2018-2022 arası dönemle alakalı görüşmeler devam ediyor. Tabii ki Türkiye'nin de Irak dava ettiği başka konular vardı. Özellikle Kerkük-Ceyhan petrol boru hattıyla alakalı, tamirat bedelleriyle alakalı. Buradan da mahkeme Türkiye'yi haklı bulmuştu. Bu ayrı bir konu olduğu için buna çok fazla değmeyeceğim. Şimdi burada neden Türkiye, hukuki boyutuna bakacak olursak, neden Türkiye böyle bir cezaya mahkum edildi? Çünkü Türkiye 2010 yılında bir güncellenen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı anlaşması var. Normalde 1973 tarihli. Ve bu anlaşmada Türkiye petrolü yalnızca SOMO'dan, yani Irak Devlet Petrol Pazarlama Teşkilatı'ndan alır ifadesi var. Ama buna rağmen Türkiye Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden petrol alıyor 2012 yılı itibariyle. Önce tanker taşımacılığı yapıyor, ardından bir mevcut boru hattına yeni bir boru hattı eklemleniyor ve 2014 yılı itibariyle Irak Kürt Bölgesel Yönetim petrolü Ceyhan'a inmeye başlıyor. Ve buna karşı da Irak BOTAŞ'ı dava ediyor Türkiye'de. Bu söz konusu boru hattını burada görebilirsiniz. Bu pembe olan ve siyah olan yer Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı. Sonradan tankerlerle bu noktaya taşınıyordu çıkarılan petrol. Tam şu sınırdaki kesişim noktasına. Daha sonra da böyle bir petrol boru hattı inşa edildi ve bu şekilde çok ciddi anlamda bir petrol sevkiyatı yapıldı ve buradan da uluslararası pazarlara ihraç edilmeye başlandı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrolü. Peki ben burada şunu araştırıyorum biraz da bu çalışmada. Neden Türkiye böyle bir tercihte bulundu? Yani neden Bağdat hükümetini bırakıp Erbil'le böyle bir anlaşma yaptı? Biraz da o dönemin konjonktürüyle alakalı bir şeydi. Birincisi ABD işgalinden sonra İran'ın Irak'ta artan bir nüfuzu vardı. Çünkü Saddam'ın gitmesiyle beraber Irak'ta daha çok İran'a yakın bir hükümet tesis edilmişti. Arap Baharı sonrasında mezhepsel fay hatları oldukça derinleşmişti. Mesela Suriye konusunda Türkiye'nin tavrını biliyorsunuz. Irak tam aksi yönde İran'la aynı çizgide. Mesela Beşar Esed rejiminin arkasında durmuştu. Yine İran kuzeyinde bu Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı bazı operasyonlar da Irak Türkiye'ye sorunlar çıkarmaya başlamıştı. Diğer yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ekonomik ilişkileri derinleşmişti Türkiye'nin. Türkiye'nin orada çok sayıda yatırımı artmıştı. Hatta PKK'ya karşı Erbil'le birlikte, Barzani'lerle birlikte mesela birlikte hareket etme, ortak operasyonlar gerçekleştirme gibi süreçler olmuştu. Diğer yandan İran kuzeyindeki enerji kaynaklarına yönelik yatırımları Türkiye'nin artmıştı. Ve Türkiye'nin kendisi de büyüme hızı arttığı için bu dönemde artan bir enerji ihtiyacı vardı ve Türkiye'nin bir enerji koridoru haline gelme hedef vardı. Bunlar genel olarak Türkiye'nin bu dönemin konjonktüründe Kuzey Irak'la yani veya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle yakınlaşma sebepleriydi. Diğer yandan Bağdat'la
Erbil, yani neden Bağdat, Irak Kürt bölgesi yönetimi bu şekilde petrol ihracını sorun etti? Birincisi, aralarında ciddi anlamda sorunlar var. Bunlardan bir tanesi Irak Kürt bölgesel yönetiminin bütçeden alacağı pay. Petrol ihracatının yine kontrolü ve buradan elde edilecek gelirlerin paylaşımı meselesi. Tartışmalı bölgeler diye bir husus var. Yani bu bölgeler belirlenen, Irak Kürt anayasa olarak belirlenen Irak Kürt bölgesel yönetimi sınırları dışında kalan ama nüfusunun mesela bir kısmının çoğunluğu Kürt ama bu konuda İşte Arap, Irak merkezi hükümeti kendisinin sınırları dışında göstermek istiyor. Irak Kürt bölgesel yönetimi bunu kendisine dahil etmek istiyor. Buna benzer yaşanan sorunlar. Evet hocam. Hemen i̇ki, hocam. İki dakika daha vereyim hocam. Mehmet Rakipoğlu hoca da burada zaten. Hemen hocam. Panele çok sarkmamış olalım. Burada güvenlik güçlerinin yani Peşmerge'nin durumu veya diğer de işte DAEŞ terörüyle yaşanan anlaşmazlıklar, biliyorsunuz Musul terk edip gitmişti Irak ordusu. Yine Kürt yöneticilerin bağımsızlık yönünde bazı girişimleri olmuştu. Ve aynı zamanda merkezi hükümetten ayrı geliştirdiği ilişkiler, dış ilişkiler vardı. Bunların her biri aralarındaki sorunların temeliydi. Bundan sonrası, yani karar sonrasında ne oldu? Türkiye hemen hızlı bir şekilde Irak Kürt bölgesel yönetimden petrol alımını durdurdu. Uluslararası enerji şirketleri faaliyetlerini askıya aldı. Böylece İran ülke petrolleri üzerindeki mutlak denetiminin olduğu kabul edilmiş oldu. Fakat sorunun çözümü için de acil bir durum ortaya çıktı. Çünkü enerji akışının durması uluslararası piyasalık petrol fiyatlarını arttırdı. Diğer yandan Irak Kürt bölgesel yönetim petrol gelirlerinden mahrum kaldı. Nihayetinde kısa bir süre içinde de Bağdat ve Erbil arasında bir anlaşmaya varıldı. Bu petrol gelirlerinin ve Irak bütçesinden Erbil'e ayrılması gereken payla ilgili ve Türkiye'den petrol akışını yeniden başlatma talebinde bulundular. Fakat bu noktada Türkiye şu an biraz da hem seçim süreci dolayısıyla net bir adım atmadı hem de Türkiye'ye bu tahkimden verilen kararı Türkiye açıkçası biraz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından ödenmesini istiyor. Bu sebeple de şu an bu petrol akışı yeniden başlamış değil. Hocam ben de böyle elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştım. Bir sonraki oturum başlayacağı için maalesef soru alamıyoruz değil mi hocam? Şimdi 14-15'te sanırım bir sonraki oturum başlıyor. Ya hocam şöyle söyleyelim, soru olmamasını umut ediyoruz diyelim. Yani soru varsa yine 1-2 dakika ona ayırabiliriz tabii ki ama. Evet. Var mıdır soru? Soru varsa bence alın. Çünkü biz Usam Hoca'yı bekliyoruz. Daha girmedi. Bir iki dakika sonra alırız. Mehmet Hocam burada. Mehmet Hocam diğer son panelimizin zaten oturum başkanı. Kendisinden icazet alabildiğimize göre bence sorun yok. Birkaç dakikada devam edebiliriz ama soru göremedim hocam ben. Hocam mesaj kısmında bir soru var. Var mı? Varsa buyurun. Cansu Hocam, siz onu görmüş müydünüz? Sanırım sizin sunumunuz esnasında gelmişti bu soru. Evet, Kamil Çipir'e Türkçe öğrendiniz. Ben hemen hızlıca Türkçe yanıtlayayım isterseniz. Evet. Daha hızlı olacak ve herkes belki faydalanabilir daha çabuk bir şekilde. Tabii Türkiye'nin bu dönemde insani diplomasi faaliyetlerini sürdürmesinin tabii ki yumuşak güç kullanımı ve bunu efektif bir şekilde kullanma isteği politikasını görüyoruz. Zaten temin ettiği, yani bundan faydalanan ülkelerin coğrafi ve kültürel yakınlığının göz önünde bulundurulması bunun bir parçası. Yani genel Türk dış politikasının o kültürel diplomasisinden bağımsız bir şey değil. Ama bununla birlikte bu dönemde tamamen böyle insani diplomasinin o tarafsızlık ya da insana hizmet boyutunu içermesiyle beraber özellikle Batı ile olan ilişkileri gerileyen ilişkilerin dönemde özellikle askeri ve ekonomik boyutunu da göz önünde bulundular. Bir gerçekçi politikanın da göz ardı da edildiği tamamen söylenmez. Yani özellikle işte Amerika ve NATO eleştirisi üzerine de kurulan bir söylenme. Yani Batı'nın yetersizliği. Burada Türkiye'nin ön plana çıkarılma sürecinde bu böyle real politik gerçeklerden bağımsızlık yok. Ama başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi için tabii ki belirli yöntemler var. Bunun ölçümlenmesi gerekiyor. Yani gündem belirleme kabiliyeti var mı?
public opinion'dan nasıl bir dönüş aldı? Bunların ölçümlenmesi gerekiyor. Umarım kısa sürede böyle bir cevap verebilmişimdir. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam o zaman biz burada başka bir soru yoksa son kez kontrol edeyim. Oturumumuzu sonlandırabiliriz. Tüm katılımcı hocalarımıza, Gözde Hocam, Onur Hocam, Cansu Hocam, Yücel Hocam ve Burcu Hocam, her birinize sunumlarınız için teşekkür ederiz. Sonraki oturumlarda görüşmek üzere diyelim. Hocam size devrediyoruz. Evet hocalarım çok teşekkürler. Gerçekten çok verimli, çok dolu dolu bir oturum oldu, panel oldu yine. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki panelimize de katılmak isterseniz, yayın zaten devam edecek. Bize JUSOR for Strategic Studies and Dimensions for Strategic Studies'den özel bir panelle Mehmet Rakipoğlu hocamızın oturum başkanlığında bir Arap Baharı'nın genel hatlarıyla değerlendirildiği bir toplantı olacak. İngilizce bir panel. Arzu ederseniz ona devam edebilirsiniz. Sonrasında zaten kapatacağız sempozyumumuzu. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Görüşebilmek dileğiyle tekrardan akademik etkinliklerde inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler hocam.